Merhabalar, ben Kadir Yücel. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Geçiri ve Edebiyatları Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Ayrıca Rus Dili Edebiyatı Bölümünde de ÇAP yapmaktayım. Ee, öncelikle burada sunum fırsatı sunan bana e, Turing yönetimine, değerli başkanımız Bülent Katkara e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, bugün Rus atasözleri bağlamında Tatarlar konusunu inceleyeceğiz. Ama öncesinde Tatarlar kimlerdir? Tatarlarla Rusların bu ilk münasebetleri nasıl olmuştur? Ve Ruslar e, Tatarlara değerlendirirken neleri kendilerine sebep göstermektedirler? Bunları da inceleyeceğiz. Yani sadece atasözleri olarak ilerlemeyeceğiz. Şöyle. Öncelikle Tatar adı Çin kaynaklarında 5. 6. yüzyıllarda Tatan, Tattan, şeklinde geçiyor. Tata olarak da geçiyor. Orhon yazıtlarında 9 e, Tatar, 30 Tatar olarak geçiyor. E, burada dikkat çekici bir unsur şu. Buradaki 9 Tatar aslında bir Türk boyu ama 30 Tatar bir Moğol e, kabilesini temsil ediyor. Yani o zamanlarda bile bir, bu e, terminolojide bir sıkıntı olduğunu görürüz. Aslında bir sıkıntı değil. Bu karışıklığı belirten bir şey. Arap ve Fars kaynaklarında da aynı şekilde Tatar olarak geçiyor. Tatarlar kimlerdir? Tatarlar İslam'ı ilk kabul eden Türk topluluğu olan İdil Bulgarlarının torunlarıdırlar. Türk topluluklarının Kıpçak koluna mensupturlar. Devletlerinin adı Tataristan'dır. Nüfusun çoğunluğu başkent Kazan'da yaşamaktadır. Dilleri Tatarcadır. Rusya'da 5,5 milyon, dünyada ise 12 milyon nüfusa sahiplerdir. Rusya dışında ise Ukrayna, Polonya, Moldova, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Finlandiya, Litvanya, Çin, Azerbaycan, Belarus, Tacikistan, Letonya, Estonya ve diğer ülkelerde yaşamaktadırlar komşu ülkelerde. Şimdi önce Bulgarlar kimlerdir ve nerede yaşamaktaydılar onu göstermek istiyorum. Bu haritada şurada Kıpçak boylarını görüyoruz. Öncelikle zaten bu Tatar etnoniminin oluşumundaki faktörler genelde Moğollar ve Kıpçaklar olarak belirleniyor. İlk olarak şurada Volga Bulgarları. Bunlar zamanında batıya göç etmiş bir topluluk, Türk topluluğu. Oğuzlardan ve daha doğudaki Köktürk devletinden uzaklaşan ve Batıya göç eden günümüzdeki Çuvaşya ve Tataristan bölgesindeki Tatarların ve Çuvaşların, Başkurtların atalarıdırlar. Volga Bulgarları önce burada yerleşiyorlar. Batılarında hemen komşularında Ruslar var, Rus knezlikleri var. Şurada Dniepr'i görüyoruz. Dniepr'den itibaren alanlarla birlikte komşuları bayağı sıkıntılı. Güneylerinde yine aynı şekilde Bulgarlar gibi Oğuz kavimlerini görüyoruz. Peçenek ve Uzlar. Onlar da aynı şekilde onlarla birlikte batıya göç ediyorlar. Çevreleri çok sıkıntı. Kuzeylerinde hemen bir Ugor kavimleri var. Samoyedler, Hantimansiler gibi. Burada küçük bir yere kısılıyorlar. Sonrasında doğudan yoğun bir şekilde Kıpçak e, baskısı gözlemleniyor. Ve aynı şekilde diğer Oğuz kavimlerinde bastırmasıyla Bulgarlar burada yerleşiyorlar. Burada Bulgarları görüyoruz. E, tipik bir elbiseleri içinde. Burada savaşçısı, yaşamlarını gösteren bir resim. Sonra burada İdil Bulgarları var. İdil Bulgarları e, yakınlarında bir Hazar Devleti olduğu için, Hazar Devleti de bir e, Musevi Devleti. Aynı şekilde batılarında Rus Knezlikleri var, onlar da putperestler. Güneylerinde e, kimilerine göre böyle bir şey olmasa da e, bir gök tanrı inancına inanan Oğuzlar var. Ve bunlar e, Harezm bölgesinden gelen, oradaki kuzeye doğru yayılan Müslümanların etkisiyle bir dayanak aradıkları için, o araya sıkıştıkları için İslam'ı kabul ediyorlar. Ve aynı şekilde bir tek tanrı inancına mensup olmak istiyorlar ve İslam'ı kabul ediyorlar. Burada tabii şöyle bir faktör var. İslam'dan tabii ki faydalanıyorlar. Aynı şekilde kendilerini onları çekmeye çalışıyorlar ama çok fazla yarar görmüyorlar. Çünkü Moğol istilası başlıyor. Kıpçaklar hemen onları ticaret yollarını yağmalamaya ve onları her açıdan baskı altına almaya çalışıyorlar. Solda bir Klasik bir Kıpçak askeri. Sağda da aynı şekilde. Burada İdil Bulgarları önce Bulgarya Devleti kurulduğunda dağılıyorlar Moğol istilasıyla birlikte. Doğudan hemen bir Moğol istilası geliyor ve göç etmeye çalışıyorlar. Günümüzdeki Kırım Tatarları dediğimiz yere zaten Moğol istilasından kaçan Tatarlar yerleşiyor. Balkanlara gidenler günümüzdeki Bulgaristan'ı oluşturuyorlar ve Güney Slavlarıyla karışıp Bulgar günümüzdeki Bulgar dediğimiz kavmi oluşturuyorlar. sonra Anadolu'ya geçenler var. Çin zaten Çin kaynaklarında da Ak Tatarlar ve Kara Tatarlar olarak iki, iki ele alınıyor. iki şekilde ele alınıyor. Ak Tatarlar yerleşik olanlar Bulgarlar olarak temsil edilirken Kara Tatarlar ise zaten eski Türk yazıtlarında da geçer. Karakamak olarak avam halk olarak, konar göçer halk olarak nitelendiriliyor. Buradakiler Kara Tatarlar Anadolu'yu göç ediyorlar ve Anadolu'ya göç eden bu Kara Tatarlar Timur devrinde Balkanlara yerleştiriliyorlar. Ama sonrasında tabi günümüzde bir Tatar nüfusu yok orada. Çünkü Oğuz etkisi var ve Oğuzlaşıyorlar. Sonrasında Moğol istilalarıyla birlikte ve Knezliklerin de Hazar Devleti'ni yıkmasıyla burada Altın Orda ve Knezlikler dönemini görüyoruz. Altın Orda ile Rusların ilk karşılaşması. Altın Orda burada tabii ki ilk başta bir Moğol devleti ama yani ekseriyeti Tatarlardan oluşuyor. Kalka Nehri muharebesi oluyor. Solda kroniklerde geçen bir fresk. burada Kalka Nehri'nde aslında Ruslar daha fazla. Rusların ordusunda kuman kıpçaklar da var. Yani Türkler de var. Yani kaynaklara baktığımızda dört kat daha fazlalar. Ama 8 ee, gün bir kovalamaca oluyor. Herkesin bildiği bir e, kurt kapanı taktiği var. Altın orada bunu uyguluyor ve 8 gün Rusların ve Kıpçakların onları kovalamasını sağlıyorlar. Ve Kalka Nehri'ne geldiğinde sisler içine dalan Kuman Kıpçak ve Rusları e, hezimete uğratıyorlar. Burada Kalka Nehri muharebesiyle ilgili bir resim. Sonrasında çok ünlü olan kaynaklarda da Moğol-Tatar boyunduruğu olarak geçen Rusların yaklaşık 300 yıl boyunca Moğol ve Tatarların ve sonrasında daha çok Tatarların boyunduruğu altına girdikleri ve devlet teşkilatı nasıl olur, ticaret nasıl olur, ekonomi nasıl olur, ilişkiler nasıl, dış politika nasıl izlenir, çeşitli her şekilde bir devletin gerekliliklerini öğrendiği onlara göre aslında kötü ama şu anki hali, hali almalarını sağlama e, sağladığı noktasında çok döne önemli bir dönem. Burada Tugova Dağı muharebesi oluyor 1257'de. 1257'deki burada şimdi birazdan atı sözlerini değineceğim. Bunları anlatmak zorundayım. Niye nefret ediyorlar bu kadar Tatarlardan? Burada mesela e, knezlikleri anlatıyoruz. Burada e, Yaroslav var mesela Moskova knezi. Onun oğlu Tugova prensi öldürülüyor. Sonrasında Kulikova meydan muharebesi oluyor. Daha demin Kalkan Nehri ile bunlar boyunduruk altına girerlerken Kulikova'da hiçbir şekilde biz altın orada yenemeyiz, Moğol Tatarlara karşı koyamayız inancına sahip Ruslar bir şekilde birleşip Kulikova meydan muharebesinde bunları bir şekilde e, bu ovada yenmeye yani nasıl olur? Yenebiliyorlar. Yani çünkü Litvanya yardımı oluyor. Aynı şekilde Kuman Kıpçaklar yardım ediyor. Altın orada burada bayağı böyle bir hezimete uğruyor. Burada Vladimir dediğimiz e, hükümdarı görüyoruz. Sonrasında Donskoy e, ünvanına sahip oluyor. Burada da Moğolların Maymanı var. Mayman Han. Orada kaybettiğinden dolayı bunu her yıl Ruslar e, kutlarlar. Sonra da Moskova kuşatması oluyor 1382'de. Burada Girayhan e, Moskova'yı yakıyor tamamen. Moskova yangına yani yangınlar içinde sürekli e, zaten tarih boyunca 3-4 defa yanıyor. Ve günümüzde Kızıl Meydan dediğimiz yerin isminin de oradan geldiği inanılıyor. Yani iki tane teori var Kızıl Meydan'la ilgili. Birincisi en kuvvetlisi olan yangınlardan dolayı. ikincisi ise Çarlık Hanedanı'nın öldürülmesi. Uğur'a olay oluyor. Bu 1480 çok önemli bir tarih. Ee, Rusların gerçekten biz bu boyunduruktan çıkabiliriz, çıktık artık hani kendi devletimizi kurabiliriz, bir hale gelebiliriz çünkü Knezlikler dağınık dağın halde yaşıyorlar ve bir hale gelemiyorlar. Uğra olayında burada 3. Ivan var ve e, Altın Orda'nın hükümdarı Ahmet'le şurada Uğra Nehri'nde iki ordu karşı karşıya geliyor ve hiçbir şey olmuyor. Birbirlerine girmiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yaklaşık bir hafta böyle kalıyorlar, birbirlerine bakıyorlar yani resmen. Burada çünkü Ahmet Litvanya'dan bir destek bekliyor. Litvanya'da da o sırada taht mücadelesi var. Bir destek gelmediği için ve bir şey de olmadığı için Ruslar burada bir cesaret alıyorlar. Ve boyunduruktan çıktıklarına inanıyorlar. Burada iki ordunun karşı karşıya kalması. Buna Uğra olayı deniyor. Sonrasında Ruslar e, ilerlemeye başlıyor. Korkunç İvan Başa geçiyor. Kendi e, meclisini kuruyor, yenilikler yapıyor ve yayılmacılık başlıyor Rusların. 500 yıldır e, yayılmacılık politikasının ilk temelleri burada atılıyor. Hanlıkları işgal etmeye başlıyorlar. Öncesinde 1502'de e, Altın orada yıkılıyor. Son e, tabii Timur'un etkisi var burada. Altın orada yıkanlar Kırım Tatarları ve Nogaylar. Ama Ruslar burada daha çok bunun meyvesini alıyorlar. 1552'de Kazan'a basıyor Ivan. 1552'de alıyor ve diğer hanlıklara geçiyor. Burada Kazan kuşatması. Burada Kul Şerif savunması. Burada Moskova Rusyası'nı görüyoruz. Diğer Knezliklerin başı olarak kendini gösteriyor. Kasım anlığını görüyoruz, Kazan anlığını görüyoruz, Nogay ordasını görüyoruz, Astrahan anlığını görüyoruz. Bunların hepsini alıyorlar. Yüz yıl içinde alıyorlar. Burada Kazaklar var ama bu Kazaklar Türk olan Kazaklar değil bilindiği üzere. Kozaklar aslında. Onların da şöyle bir resmi var İlya Rupi'nin. Türk Sultanına mektup diye. Kendileri Ruslardan daha Slav bir halk. Direkt Dinyapir ve oradaki Ukrayna'daki oblastlarda yaşayan yerli bir halk aslında. Kazak ismini alıyorlar çünkü Kazak isminin etnonimine baktığımızda etimolojik olarak başı boş gezen, belli bir birliğe sahip olmayan anlamına geldiği için bunlara da o isim veriliyor. Sonrasında 1571'de Kırım Rusya Savaşı oluyor. Burada yine aynı şekilde Girayhan var. Girayhan burada Taht Algan ünvanına sahip oluyor. Rusya'yı bayağı hezimete uğratıyor. Sonrasında ama bir sene sonra Moladil Savaşı oluyor. Burada ise Ruslar büyük bir zafer alıp öne geçiyorlar. Sonrasında 1783'te Kırım'ın Rus İmparatorluğu tarafından ilhakı. Burada küçük kaynarcadan sonra ele geçirilen topraklar neticesinde Kırım elden gidiyor. Burada ikinci Katerina'yı görüyoruz. Sonrasında tipik bir Tatar ailesi. Havullarda yaşayanlar. Sonrasında Krişin Tatarları ve Mişer Tatarları var. Mişer Tatarları ne kadar Müslüman olsalar da Krişin Tatarları Hristiyanlardır. Ve Ruslar tarih boyunca çok fazla da elleşmemişlerdi. Yani çok fazla dokunmamışlardır onlara. Çünkü Hristiyan oldukları için onları desteklediklerini düşünürler ve kendi hallerinde yaşadıklarını düşünürler. İdil Ural Devleti kuruluyor. Çarlık Rusyası yıkıldığında Bolşevik ihtilalinden sonra Türkistan bölgesindeki devletlerde topluluklarda devlet kurma inancı başlıyor. Cedidcilik akımıyla birlikte ve Tataristan çevresinde de bir İdil Ural Devleti kuruluyor. Ama bu sadece 27 gün sürüyor. Bolşevikler burayı yıkıyor ve Tataristan'ın ilk şurada bayrağını görüyoruz. Burada ise tarih 1939'a geliyor. 1944 arasında Hitler Kırım'ı ele geçirmiş oluyor ve 1944'te Stalin Kırım'ı e, taarruz operasyonuna başlıyor ve orada Kırımlıların e, Almanlara desteklediğini düşünerek onları bir sürgüne tabi tutuyor. Aynı Karaçay-Balkarlara yaptığı gibi. Burada protesto eden Tatarlar. Tarih bu şekilde bitiyor. <laughs> Tataristan bayrağı bu. Günümüz Tatarlarından fotoğraflar. Bu kazandan kuş bakışı bir şey fotoğraf. Burada Kremlin camisini görüyoruz. Burada kazan ismini verildiği düşünülen kazan anıtı. Sonrasında Rubin kazanı görüyoruz. Burada kazanla ilgili çeşitli fotoğraflar, resimler. Ve Tatarca'ya değinmek istiyorum. Türk Dilleri Tasnifinde Kıpçak Bulgar Kuzey Kıpçak Dilleri grubundadır. Konuşur sayısı 6,5 milyondur. Altın Orda döneminde Çağatayca'nın batı kolunu teşkil eder. Standart Tatarca'nın 3 ağzı vardır. Mişer, Kazan, Sibirya. Lipka, Kırım, Eskişehir, Kreşin, Çin gibi ağızları da bulunur. Burada Tatar alfabesini görüyoruz. Burada Tatarların milli şairi, Tatarların puşkini olarak adlandırabileceğimiz Abdullah Tuka'yı görüyoruz. 26 yaşında vefat ediyor. Onun şu an günümüzde Tataristan'ın milli marşı olarak sayılan Tugantil ana dil şiiri. geçelim. Burada Şehab Şehabettin Mercani. Onun bir sözü var. Üç türlü eyber dinde bulmasa da dinle saklı alar milli til, milli kim hem milli görev. Üç dil dinde ol üç şey dinde olmasa bile dini korur. Milli dil, milli giyim, milli vazife. Tatarların savaşma şimdi atı sözlerine geçelim. Tatarların savaşma yetileri ve öldürme tarzları ifade edilir. Nebiot strela tatarina ok tatarı vurmaz. Bastoy tatarın day Dur tatar kılıcımı çekmeme izin ver. Ne tatarin vıskaçın ne galavu sinyal. Önüne tatar da fırlamadı, kellen de kesilmedi. Geç kalan insanlara diyorlar bunu. Rusların tatarlara karşı daima teyakkuzda olmaları gerektiği öğütlenir. Sidit kakkuritsa nayaitsa sidiyaçeva tatar birut Tavuğun yumurtada oturduğu gibi oturuyor. Oturanın tatarlar alır. Tatarı Sidyashev'in nakrili. Yaşa ki Tatarlar sen otururken koş, kuşatmasınlar. Bes Palo Tatarın idiot. Çan çalınsın ya da dav davul vurulsun. Tatar geliyor. Rana Tatarımla Rus iddi. Tatarların Rusya'ya gitmeleri için henüz erken. Erken kalkanlara söylüyorlar bunu. Güç Rusl Rusların övündükleri özelliklerindendir. Ancak bazı atasözlerinde Tatarların bu gücü açtıkları vurgulanır. Isilayes davolinet nevoli berut tolka Tatarı güçlü ama iradesiz birini istemese de yalnızca Tatarlar alır. Tatarların düşmanlığını kazanmanın bela bir durum olduğu ve onların kötü bir toplum oldukları vurgulanır. Bu bağlamda Tatarlara karşı kin duyulur. Ne vavrem ya gost, huje nedruga. Zamansız misafir düşmanın olan Tatar'dan beterdir. Aynı anlama gelen ne zvan gost, huje tatarina. Davetsiz misafir Tatar'dan beterdir. Ne pajeliu izlom tatarino. Bunu kötü Tatar'a bile dilemem. Allah düşmanın başına vermesin gibi. Ne daybogi zulom tatarinu, ne daybog nivam ninam aynı şekilde. Aşto dobri çilevek, ne vidalit zulova tatarina, iyi insan kötü tatarı gördün mü? Zile zulova tatarina, acımasız tatardan da beter, kötü bir şey yapan insanları söylüyorlar bunu. Tatar yönetim biçiminin çok kötü olduğu ve onların yönetimde kaldıkları dönemin dert ve bela dönemi olduğu vurgusu mevcuttur. Günümüzde Ruslar tarafından kötü yönetimlere karşılık olarak söylenir. Etasuşaya tatarşına, bu bir Tatar hakimiyeti dönemi. Bu boyunduruk dönemini vurguluyor. Rus-Tatar savaşları sonucunda Rus, Ruslar galibiyetlerini dile getirirler. Plivisi bir Tatarin Afimi Praşli'yi kendi diyarlarına doğru yüz Tatar Afimi'ye geçildi. Afimi'ye burada bir nehir. Tatarların kural tanımazlıkları ifade edilir. Nam Tataram fisi Biz Tatarlara her şey beleş. Ruslara göre Tatar ya tamamen düzgündür ya da tamamen sahtekar. Bunun ortası yoktur. Tatarın libe naskuz haruş, libe naskuz moşenlik. Tatar ya tamamen iyi ya da tamamen sahtekardır. Ruslar kendilerini kıyasla Tatarları her zaman daha alt seviyeye koyarlar. Tıbarin dayı yani Tatarin. Sen beyisin tamam ama ben de Tatar değilim. Rus halkının açık bir şekilde kötülük diledikleri nadir topluluklardan biridir Tatarlar. Yeş medvet Tatarina, oba Ayı Tatarı'ya ikisi de zaten bir işe yaramıyor. İkisi de birbiri, birbirine girsinler. Luşa bir ustabaeki Tatar'ın jena pomerla. Benim karım yerine keşke it Tatar'ın karısı ölseydi. <laughs> Onda iki tane var. Burada e, Tatarların Müslüman oldukları vurgusu var. Tatarlar Rus halkının gündelik yaşantısına engel teşkil eden bir hal, halk olarak görülür. Bu arada Ruslar bunları e, frazeologizma dedikleri deyim olarak değerlendirmiyorlar. Hepsini bir atasözü olarak görüyorlar. Uzun da olsa, kısa da olsa Во воде чёрт, чёрт в земле червы, в крум татары, в Москве бояре, в лесу, в лесу сучки, в городе крючки. мужику var, yerde solucanlar, Kırım'da Tatarlar var, Moskova'da bayarlar, ormanda dallar budaklar, şehirde kancalar. Bir erkeğin göbeğine sokul, orada pencere açsan da kışı geçirirsin. Tatarlara yani her yerde birileri var, bir şeyler var, sen sadece birinin koynuna gir, orada zamanını geçir vurgusu var. Tatarlara karşı sevgi ve acıma ifade eden ato sözleri de vardır. Ancak Tatarlara karşı bu sevgi ifadeleri umumiyetle karşılıklıdır. Tatarların bu sevgiyi hak etmeleri gerekir. Lüblü malatsa iftatarina. Başarılı kişi Tatar da olsa severim. Nıne pıra tatarski şasti tolke huskarska sılıhat. Bugünlerde Tatarların mutluluğu ancak masallarda işitilir. Tatarlar dikkatsiz ve gözlem yeteneği olmayan bir halk olarak ifade edilir. Net Prokof Tatarski Aça, Tatar'ın gözlerinde fayda yok. Tatarlar talihsizlik, fakirlik ve akılsızlıkla itham edilir. Vidil Tatarin Vasini Kisel, ne Tatar rüyasında kisel görmüş ama kaşığı, kaşığı yokmuş. Kaşıkla uyumuş. Kisel görmemiş. Tatarlar, Rus, kisel bu arada şu, bir tür muhallebi içeceği, Ruslara özgü. Tatarlar Rusların zihinlerinde kötü güçlerle ve yerlerde de yerlerle de ilişkilendirilir. Payakhal Tatar Tartararı tak zannimi itti. Tatarlar cehennemin dibine gitti. Sen de mi onların peşine gitmek istiyorsun? Bu arada çok çok ilginç bir olay var. Yunan mitolojisini birazcık ilgisi olanlar bilir. Orada cehennem Tartarus'tur. batı dünyası da zaten Tatarlara hep Tartar der. Doğuya Tartarya derler hep. Tartarus da oradan gelir diyorlar kaynaklar. Tatarların bulunduğu yer anlamında. Tatarlar hırsızlıkla itham edilir. Tatarların özellikle at çaldıkları vurgulanır. Navolka pamolka atsıgan kabulu ukral. Kurt yaptı sanılır ama kısrağı çalan çingenedir ya da tatardır. Sışı u tatarine kabulu a u raskolnika papa. Çalınan kısrağı tatarda, papazı ise raskolnikta <laughs> Raskolnik burada 17. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun diyanetine karşı gelen e, din adamları at ile ilgili birçok atı sözü vardır. Tatarlar at eti yedikleri için kınanırlar. Bu durum hem eleştirilir hem de alay konusu olur. Ayrıca bazı atı sözleri, yaşlı atlar Tatarlara et niyetine satılır sözü üzerine gereksiz şeyler Tatarlara verilir. Gereksiz bir insan Tatarlar alır şeklinde halkı korkutmak için söylenir. Nevyerti Galavoyu kakbeşenya atsan ne prodaliv tataram. Başını kuduzu bir koyun gibi sallayıp durma. Tatarlara satmasınlar. Sivamo mirunu simaladut sen ne buldun? Apatstar ez zadaram adalı tatarım. Griy at gençken paha biçilemez olur, ancak yaşlanınca Tatarlara bedava verirler. Şu da para odu taki tatarın Atın kulakları kesik mi? Ne yani Tatarlar bile yemez mi? Böyle ilginç bir atasözü var. Bazı atasözlerinde sözlerinde Tatarların obur oldukları, yemeğe ve özellikle de ete düşkün oldukları ve Rus yemeklerini yemekten saymadıkları. Rusların ise kendi yemeklerini Tatarlar'ınkinden üstün gördükleri ifade edilir. Şurada e, Rusların upır dedikleri bir yaratığı görüyoruz. Bu insanların ruhunu sömüren, onları böyle karanlıkta kanlarını emen bir yaratık. Bu upır sözü e, zaten Tatarca'da bir fonetikte daralma olduğu için oğlar u olur, obur kelimesinden çıktığı düşünülüyor. Ve obur sözünü günümüzde vampir sözüne bağlayanlar da var aynı şekilde çeşitli Rus kaynaklarında. Sıt Tatarin kol niyeş. Kaşa dedikleri yulaf ezmesi bir tür. Kaşa yemediğine göre toksun Tatar. Yani et yemişsin, eti bulmuşsun bir yerde yulafı beğenmiyorsun anlamında. Na tatarski şah jiru niyet ana ki paru nevidat. Tatarın çorbasında yağ olmaz, Rus'unkinde ise buharı bile görünmez. Yani o kadar sulu oluyormuş ki Tatarların çorbaları. Rus'unkinde ise yokmuş, buharı çıkmıyormuş yani. Onlar fakirmiş, Ruslar zenginmiş bir nevi. Böyle garip bir atasözü. Barin Tatarin koşku Abjaril, Bey Tatar kedi kızartmış. Tatarska Mumyasa Yedin Niyet Kansa, Tatar ete doymaz. Ruslar Tatarların Rusça konuşmaları ve yazmalarıyla da alay ederler. Anlamsız cümleler kurdukları, söz dizimine dikkat etmedikleri. Ayrıca Tatarlar sağdan sola yazdıkları için onlarla alay ederler. Maya tvaya tvaya maya dayı tolka. Benim senin senin benim sadece bu. Yani sadece Rusçalara buymuş yani. Gıdıya bu kınyaz volgam şatal bazaram gulyal. Prens neredeydi? Volga ile sallıyordu, pazarla geziyordu. Yani garip bir Rusçaların olduğu vurgulanıyor burada. Nada galava vertet mazga Başını delik döndürmek gerek. içine beyin dökmek. Böyle saçma sapan atasözleri var. Tatarların yazı konusunda da aynı şekilde sağdan sola yazdıkları için doğru düzgün bir yazı diline sahip olmadıkları vurgulanıyor bazı atasözlerinde. Atistiyanı pişet at brave ve yevre ili tatarin. Duvar tarafından sağdan sola ya tatar ya da yahudi yazar. Şurada Arap alfabesini kullanan tatarların bir eseri. Tatar adı cinsiyetçi karşılaştırmaları da konu olur. Jenski umu da tatarski suumu. hak kadının aklı ha tatarın heybesi. Tatarların dini inanışları aşağılanır. Vaşa slava hot a biblio anaşi tatarski suyatsı. Ne sizin sözleriniz İncil'e bile yarışır. Bizimkiler ise Tatarların kutsal kitaplarına bile yaramaz. Burada birini överken genelde bir hükümdar vesaire. Orada görürüz. Tatarların dış görünüşleriyle alay edilir. Tatarın sıvını uha, brite yapılıyor. Tatar domuz kulağı, tıraşlı kelle. Böyle saçları genelde Tatarların eski zamanlarda böyle tıraş edilmiş olduğu için. Rüje ve zriyanına sazdal boğuk, rüje ve Tatarına çört. Kızıl saçlı Zıryanın Tanrı yaratmıştır, kızıl saçlı Tatarı ise Şeytan yaratmıştır. Zıryanın bir e, halk Rusya'da. Zıryanın ruj atbaga, Tatarın ruj atçorta. Zıryanın kızıl Tanrı'dan, Tatar kızılı Şeytandan. Konumuz bu kadardı. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Sağ olun. <laughs> ee, şimdi eğer sorunuz varsa alabilirim, ama şöyle bir husus var. Ee, sorularınız e, bir dil bilimciye sorulacak nitelikte olursa ya yani yine tarih ve politika üzerine cevaplar verebilirim ama hani çok detaylı bir şekilde beklemeyin. <laughs> Tabi. Sağ olun. Evet, Feis Çetinkaya. Galatasaray 3. sınıfta okuyorum. Siyaset bölümünde. E, Tatarların tarihini anlatırken e, değindiğim bir nokta vardı. Bunlar e, Altın Orda devletinde yaşayan bir etnik topluluk olarak tanıttı. Evet. Dolayısıyla Rusların boyunduruğu altında yaşadıktan sonra da dolayısıyla bu Rus dilini de çok etkilemiş, onların evet. emri altında yaşamak. Aha. Fakat daha sonra Ruslar kazanı ve Altın Orda'yı işgal ederek onların bu hakimiyete son vermişler. Fakat bundan sonra Ruslar hakim unsur olunca Ruslar Tatar e, topluluğunu genel olarak Moğollar, Türkler, Özbekler, Nogaylar gibi bütün diğer Müslüman topluluklar algılamaya başlamışlar şeklinde anladım ben. Bu doğru Tam mu? Tam olarak öyle değil. Çünkü orada e, Altın Orda yıkıldığında e, çeşitli hanlıklar ortaya çıkıyor. Ki Altın Orda devrinde de aynı şekilde doğuda belli hanlıklar var. Şeybani halkı gibi e, Sibirya e, Sibir Hanlığı var. Güneyde Astrahan Hanlığı var. Burada bazıları Tatar olsa da diğerleri Karluk grubunda nitelendirdiğimiz Uygur Hı. ve Özbek hanlıkları yani. Timur Hanlığı aynı şekilde bir Özbek hanlığıdır. Benim anladığım şuydu. Ya yani modern Rusya tarihinde Timur Tatar Hanlık değil bu arada, pardon. E, efendim Timur Hanlık değil bu arada. Onu yanlış söyledim. Yok onu söylemedim. Her, tamam. Benim anladığım şu oldu bu sunumdan. Modern Rusya tarihinde Ruslar Hı. yani merkezi Rusya'da yaşayan Ruslar hakim unsur. Tatarlı tatarlığı bir aşağılama evet. aracı olarak kullanmışlar. Pardon. E, nitelendirme olarak, Aha. isimlendirme olarak. Ve onu da diğer bütün Müslüman ve Türk topluluklar için kullanmışlar. Evet. Tamam. O zaman doğru anlamışım. evet, evet. Başka soru varsa? Soru olan var mı arkadaşlar? <laughs> var, arkada. var, Ali gün. İTÜ konservasyon sınıf öğrencisiyim. E, Tatarların atasözlerini de tam tersi Ruslara atfedilen e, böyle şeyler var mı acaba? Var ama konu dışarı çıkmamak için eklemedim. Anladım. Ne aynı kadar mesela, mesela buna oranla ne kadardır? Bunlara daha az. kıyasladığımızda daha, daha az. az. Kazaklarda da aynı şekilde var. Bunu biz e, hocamla derlemiştik. Rauf Mustafaoğlu'ydu. Derlemiştik ama daha az. Çok daha az. Çünkü yani ya 500 yılı geçmiş yani hani çok fazla hani bir şey kalmıyor. Ruslarda daha fazla olması daha zaten mantığa uygun bir şey. Hani Tatarlarda kalmaması. Ya yani Avul dediklerimiz yerlerde, köylerde yaşıyor şu an Tatarlar. Yani Tatarca'yı gerçekten bilenler. Onların arasında varsa da ben görmedim, yani duymadım. Ya yani ben bilmiyorum 4 senedir Tatarca araştırıyorum ben. Hani hiç görmedim, duymadım. Bir iki örnek verebilirsem memnun oluruz. Varsa bildiğin. Bizim aslında Türkiye'de kullandığımız şey var, aydan post Rus'tan dost olmaz diye. Bunun aynısı e, Tatarlarda yaşıyor. Aynı şekilde bir Rus'un yanında bulunursan Baltanı arkanda eksik etme diye bir söz var. Sonra şey var, e, e, Tatar'da bayram çok, şey pardon, Tatar'da yoğurt çok, Rus'ta bayram çok diye. Gerçekten de Ruslarda senenin her gününde bir bayramları vardır. Sonra e, kiliselerin çok olduğu betimlenir. Çok fazla kiliselerin olduğu Rusların. Ki aynı şekilde kazana alır almaz direkt bir kilise açıyorlar vesaire. Kul Şerif Camii'nin hemen karşısında bir, mesela büyük bir Kremlin şeyi var, kilisesi. Bunun dışında varsa. E, bu Tatarların saçlarının Sevin Samuray'daki Çinlilerde de aynısı vardı. Neden kazılı olduğunu biliyor musun ortalarını? Ya bu genelde konar göçer ya da göçebe diye nitelendirdiğimiz batında barbar diye adlandırdığı kavimlerde genelde bu, bu tür saç stili bulunuyor. Bunun kutsal olduğu düşünülüyor. Diğer Türk topluluklarında da bu var. Bunun sebebi şu olarak, şöyle açıklanıyor. Genelde şu üst kısım bu arka kısımda da bir kuyruk olmak suretiyle bir saç bırakma eğilimi gözlemleniyor. Bunun sebebi şöyle açıklanıyor. Ee, eski Türk inancında bir insan öldüğünde o insan cehenneme düşmeden önce bir ruhun onu o kuyruğundan tutup ayakta tutacağını inanılıyor. O yüzden böyle bir saç bırakma şeyi var yani. Ya sebebi bu biraz da. Tabii. Öncelikle sunumun için çok teşekkür ederim Kadir. Ee, sormak istediğim soru şu. E... Bir ara bir slaytında e, Hristiyan olan Tatarlar için çok fazla onlara dokunmuyorlar demiştik. Ruslar için e, Türklük mü daha büyük bir tehdit yoksa Müslümanlık mı daha büyük bir tehdit? Ya da Rusya'da hangi kesim daha fazla baskıya maruz kalıyor? Yani bir e, Türk ve Müslüman olması mı daha sıkıntı ya da Hristiyan olan Türklere ne gibi bir algı var? İşte Tatarlar'ın da bir kısmı bu şekilde sınıflandırılmış. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Merak ettim, teşekkür ederim. Sağ olun sorunuz için. Öncelikle şöyle, Ruslar Türklüğü bir şu anda günümüzde pek bir tehdit olarak gördüklerini sanmıyorum. Daha çok İslam'ı bir tehdit olarak görüyorlar Kafkasya halkları yüzünden. Yani onlardan dolayı demek daha doğru olur. Çünkü halkları Çarlık'ın son zamanına doğru yani 17. yüzyılda başlayan bir ayrıştırma politikasıyla böl parçala yönet sistemiyle zaten ayırmışlar. Yani ayırdıklarına inanıyorlar demiyorum. Ayırmışlar zaten. Hepsine ayrı bir alfabe vermişler. Hepsini sen Tatarsın, sen Kazaksın, sen bilmem nesin olsun, busun, busun diye. Mesela Altaylar var. Altaylar diye bir şey yok normalde. Hani var ama bir boyu oluşturuyor. İçinde aslında 4-5 tane boyun birleşimiyle ya da Hakasya mesela dediğimiz bölgede Hakaslar var. Onlar da farklı boylardan. Adamlar kafalarına göre, benzerliklere göre kavim ismi uydurmuşlar diyelim. Tabii bunun amacı belli zaten. Sonrasında da aynı şekilde Çarlık'ın ilk yıkıldığında Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyetlere bağlamak için hiçbirinin devlet kurmasına izin vermiyorlar. Cedidcilik diye bir akım başlıyor. Biz Türküz, Türk İslam davası güderiz tarzında. Hani Latin alfabesine geçiyor tüm Türk devletleri, Türkiye'yi örnek alarak 1920'lerde. Ama hepsini Sovyetler ele geçirince tekrarda Çarlıktan kalanları hepsine Kiril alfabesini dayatıyor. Aynı şekilde kreşinler kristen e, gelir zaten. Yani İsa yani e, Hristiyan olmuş anlamına gelir kreşin. Onlar kendilerine has nüfusları da çok az olduğu için pek dokunmamışlar yani. Öyle. Teşekkürler bu arada. için. Tatarlar yönetici sınıf oldukları zaman yazılı bir şeyler üretmişler mi ve onların dilleri Rusların dillerini ne kadar etkilemiş? Tatarcadan geçmiş Rusça'ya kelimeler ne kadar var? Bununla ilgili biraz konuşabilirsen. Tabii. 300 yıl diye bahsettiğimiz bir dönem var ama bunun öncesi de var. Bu yani Türklerle Rusların, Slav halkların daha mantıklı karşılaşması 10. yüzyıldan itibaren. Yani arada 1000 yıl var ve bunun 500 yılı da Türk hakimiyeti altında ya da baskısı ya da etkisi altında ilerlediğine bakarsak ki elimizdeki kaynaklara göre de ve şu an kullanılan günlük dil yani o sözlere bakınca gerçekten alıntılar çok var. Bunlar sadece dediğim gibi görüş olarak devlet teşkilatlanması görüşü olarak hani sadece görüş olarak almıyorlar kelime de alıyorlar. Mesela başlık denilen bir vergi direkt krizliklerde kullanılıyor. Aynı şekilde yarlık denilen o evraklara, yarlık deniliyor. Mesela Tatarlardan alıntı Ya da ne ne bileyim, mesela şey var. Anadolu'da hala kullanılan kalın diye bir şey var. Ee, evlenen kişinin damadının e, gelin tarafına verdiği başlık parası denilen kalın diye bir vergi var. Ruslarda bu yaşar mesela kalın diye. Bu tarz kelimeler yaşıyor eski. Tatarlar eser bırakmış mı? Tabii ki çok ciddi bir e, eser birikimi var. Bunlar hep Arap alfabesiyle normalde ki... Dediğim gibi 1920'lere kadar Arap alfabesini kullanıyorlar. Sonradan Latine geçiyorlar ama Sovyetlerden dolayı e, Kiril alfabesine geçiyorlar. Çin'deki Tatarlar var. Onlar hala Arap alfabesini kullanıyor. Ben şu, az önce şurada göstermiştim. Şurada yaş Tatarlar yazıları diye geçiyor. Genç Tatar yazıları diye direkt şuradan okunabilir kolayca. Çok eserleri var. Kul Şerif'in eserleri var. Meha e Aynı şekilde Tukay'ın eserleri var. Geçmişte zaten belli bir Kıpçak, Harezm bölgesi dediğimiz önemli bir dönem var. Oradaki tüm eserler Tatarcadır aslında. Yani Tatar, günümüzdeki Tatarcanın ata dili diyeyim yani. Bizim, nasıl bizimki Osmanlıca ise ya da eski Anadolu Türkçesi ise. Onlar için de bu Kıpçak, Harezm dönemi çok önemlidir ve eserleri de kolaylıkla okunabilir. Merhabalar. Merhabalar. Ee, benim sorum şey olacaktı. Mesela bir milletin Tatarlar üzerinden yürüyeyim. Hı -hı. Tarihini araştırmak onun dilindeki bazı şeyleri bize açıklıyor olabilir. Ama bunun tam tersi hiç mevcut mu? Yani bir dille bir milletin karanlıkta kalan bir tarihine ulaştığımız veya çıkarımlar yaptığımız oluyor. Ben soruyu tam olarak anlamadım. <laughs> Biraz da detay daha detaylı. Daha kısa söyleyeyim ya da. Şimdi bir milletin tarihini araştırmak dilindeki unsurların sebeplerini bize açıklayabilir. Evet. Peki bir e, dili araştırmak o milletin tarihinde karanlık kalan yerleri hiç aydınlatıyor mu? Böyle bir örnek gördünüz mü? Bunun aslında çok önemli bir e, noktasına yani 12 yıllık eğitim hayatımızda zaten rastlıyoruz. Bize bir Ural Altay dil teorisi diye bir şey e, öğretiliyor. Çok şu an günümüzde çok da şey görmese de ee, nasıl denir? Çok fazla hani dikkat çekmese de ee, Volga Bulgarlarının kitabeleri var. Bu batıya göç etmiş Bulgarlardan bahsetmiştim ya 10. yüzyılda. Kitabeler bırakmışlar ve dillerine baktığımızda çok arkaik özellikler taşıyan e, söz dizimleri görüyoruz, leksik varlıklar görüyoruz, söz varlığı görüyoruz. Bunlar her şeyi komple değiştiriyor. Aslında Türklerin dili böyle değilmiş. Daha farklı bir dilleri varmış. Aynı şekilde Moğolların mesela diline bakıyoruz. Moğolların nereden çıktığı, Türklerle nasıl ilişkilerde bulundukları. Ya da ne bileyim Manchu Tunguzlar var Çin'in kuzeyinde. Bunların dili kime benziyor? Kimle ilişkilerde bulunmuşlar? Bunlar tabii ki anlaşılıyor. Mesela Samuelleri diyelim ki varsayıyorum. Samuelitlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama elimizde yazılar var. Bunun en güzel örneği şu. E, Hint Avrupa Dil Ailesi diye bir dil ailesi var. Hint Avrupa Dil Ailesi sadece batıya göç etmiş ve batıda bulunuyor olarak e, anlatılıyordu. Yaklaşık bir 100, 150 yıl boyunca öncesine kadar. Doğuda tabii ki bir Hindistan var, Hintçe var, Farsça var, Tacikçe vesaire. Bunlar Hint Avrupa Dil Ailesi'nde. Ama bu e, Toharca denilen bir dile rastlanıyor. Elde böyle bir e, evraklar geçiyor Petersburg Kütüphanesi'nde. Ve böyle bir dilin olduğunu ve Hint-Avrupa kavimlerinin aslında doğuda da yerleşik bir düzende olduğu anlaşılıyor. Hiçbir şekilde tabii ki yazıtlarda vesaire kaynaklarda görüyoruz ama bu tür verilere, dokumentasyona yani argümanlara e, ulaşınca Devletin bir topluluğun tabii ki tarihine ışık tutmak mümkün. Sağ ol.